İyi günler. Osbank'tan herkese merhaba. Ben Gamze Fuat. 8 Şubat Perşembe günündeyiz. Yine ekonomi gündemiyle Ekofinans programında BRT ekranlarında yeniden karşınızdayız. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü güncel enflasyon raporunu yayınladı. 38 ülkenin üye olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ndeki yıllık enflasyon ard arda 3 ay süren düşüşlerin ardından Kasım 2023'teki %5.8 seviyesinden Aralık 2023'te %6'ya yükseldi. 14 ülkesinde artışlar kaydedilirken 21 ülkede enflasyon geriledi ve geri kalan 3 ülkede ise sabit kaldı. Türkiye dışındaki tüm ülkelerde enflasyonun %10'un altında olduğu vurgulandı raporda. Ve Borsa İstanbul piyasasına bakıyoruz. Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 19.36 puan ve %0.22 değer kazanarak 8.862 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0.09 ve holding endeksi %0.32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0.58 ile iletişim olurken en çok kaybettiren %5.22 ile sigorta oldu. Analistler küresel pay piyasalarında merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere karşın yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesinin risk algısını törpülediğini ifade ettiler. Ve Almanya'dayız. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi Aralık 2023'te bir önceki aya göre %1.6 düştü. Daha az dalgalı olan 3 aylık karşılaştırmada üretimin Ekim-Aralık 2023 döneminde önceki 3 aya göre %1.8 daha düşük olduğu belirtildi. 2023 yılında üretimin takvim etkilerinden arındırılması sonrasında 2022 yılına kadar %1.5 daha düşük olduğu belirtilirken en büyük düşüşler enerji yoğunluklu sanayi dallarında ve enerji üretiminde kaydedildi. Avrupa bölgesindeyiz. Avrupa bölgesinde Isabel Schnabel'den geldi bir açıklama. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, düşük borçlanma maliyetlerinin Euro bölgesinin durgun ekonomisini yeniden canlandırabileceğini, ancak enflasyonun da yeniden alevlenmesine sebep olabileceği uyarısında bulundu. Financial Times'a konuşan Schnabel, sabırlı ve temkinli olmalıyız çünkü tarihsel deneyimlerimizden de biliyoruz ki enflasyon yeniden alevlenebilir. Önemli bir ilerleme kaydettik ve bu iyi bir haber. Ancak henüz o noktada değiliz ifadelerini kullandı. Bölgede tüketici enflasyonu Ocak ayı öncü verilerine göre yıllık bazda %2.8 seviyesinde bulunuyor. Ve Asya'dayız. Çin piyasalarına bakıyoruz. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün bu sabah yayınladığı bir bildiriye göre Çin'in üretici fiyatları Ocak ayında 16. ayda da düşüş gösterdi. Üretici fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki yıla göre %2.5 düştü. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde tüketici fiyatları 4. ayda da geriledi. Tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında yıllık bazda %0.8 düştü. Bu ekonomistlerin %0.5'lik düşüşe ilişkin medyan tahmininin üzerindeydi. Ancak aylık bazda enflasyon Ocak ayında Aralık ayına göre %0.3 artış göstererek %0.4 büyüme yönündeki medyan beklentilerin biraz altında kaldı. Ve Kızıldeniz gerginliği imalatta fiyatları artırmaya başladı. İmalat ham madde teslimatının süresi uzadığı için Kızıldeniz'deki krizin kıskacına girdi. Yeni rota seyahat süresini 2 hafta uzattı ve navlun fiyatlarında neredeyse 4 katı artış görülmeye başlandı. Dünya ticaretinin %12'sinin gerçekleştirildiği Kızıldeniz'de Yemenli Husilerin uluslararası gemi ticaretine yönelik drone ve füze saldırıları nedeniyle küresel ticaret akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere tedarik zincirinde kırılımlar yaşanmaya başlandı.
Petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatları daha geniş finansal piyasalardaki kazanımlar ve Orta Doğu'da süre gelen risklerin desteğiyle 3 günlük tırmanışının ardından hafif yükseldi. Brent petrolü önceki 3 seansta %2,4 yükseldikten sonra varil başına 79 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ham petrolü 74 dolara yaklaşmış bulunuyor. Ve altın piyasasına bakıyoruz. Gram altın dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak günü %0,08 yükselişle 2001 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne yani bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 2000 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3350 liradan, Cumhuriyet altını da 13650 liradan satılıyor. Bugün piyasalar neleri takip edecek? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk enflasyon raporu yayınlanacak ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da başkan olarak açıklayacağı ilk enflasyon raporu olacak. Ayrıca ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Ve bültenimizin sonunda döviz piyasasına bakıyoruz. Dolar TL kuru 30,602, Euro TL kuru 33,006 ve Sterlin TL kuru 38,664 seviyelerinde işlem görmekte. Piyasalardaki en son gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın sabah ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 2022 yılına göre 2023 yılında verilen kan miktarını %40,9 oranında artırdık. Ülkemizde birçok hastamız kan ile tedavi oluyor. Her kan bir can demektir. Siz de hastalarımıza can olmak istiyor musunuz? Unutmayın, bağışladığınız kan bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Kan bağışı bütün toplumun, bütün hastalarımızın her an ihtiyacı olabileceği bir konudur. Gönüllü kan bağışçısı az oldukça stoklar erimekte ve eksilmekte. Kan bağışı çok önemli bir konu ve bütün toplumumuzu buna hassasiyet göstermek üzere uyarmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak pandemi döneminde 2022 yılında kanın en çok ihtiyacı bulunan dönemde gönüllü kan bağışçısı birimi kurulmuştur. Bugün ülkemizde talasemiya grubunun en çok fazla kana ihtiyacı olan bir grup olarak